10 meşhur kaynana. Kaynanalar hakkında söylenecek söz, yapılacak şaka, kötü espri kalmadı. Bir de bu meşhur kaynanaları tanıyalım bakalım. Ayrıca unutmamamız gereken bir gerçek var. Sevdiğimiz kişiyi yetiştirenler kaynanamızdır. 10. Linda Rickman. Coffee Talk with Linda Rickman. 1991-1994 yılları arasında Mike Myers'ın cumartesi geceleri yayınlanan programıydı. Gerçek kaynanasında esinlenerek yaptığı Linda Rickman karakterinin skeçlerinden oluşmaktaydı. 9. Bessie Smith. 1989 yılında Rolling Stones grubunun basçısı Bill Wyman, Mandy Smith ile evlendi. Bill'in kaynanası olan Patsy Smith ise Bill'in oğlu ile evlendi. Böylece Patsy Smith, Will Millman'ın hem kaynanası hem de gelini olmuş oldu. 8. Dimple Kapdai. Bollywood sinemasının önemli aktrislerinden Dimple Kapdai, Bobby, Cash, Dirty ve Rudali gibi önemli filmlerde yer almıştır. Yapımcısı Roger Scana ile evlenmiştir. Tim Curry ve Rinde adında iki kızı olmuştur. Tim Curry, 2001 yılında Hintli Jackie Chan olarak bilinen Akshay Kumar ile evlenmiştir. Dimple Kapadia Bollywood'un kaynanası olarak bilinmektedir. 7. Dougur Jixi. 1861'den 1908'deki ölümüne kadar Çin'in hükümdarlığını yapan Dougur Jixi'nin oğlu Tongazi, 1872 yılında Jixi'nin büyük düşmanlarından Julie Olit ile evlenmiştir ve gelin kaynana arasında sürtüşmeler başlamıştır. Pekin genel evlerine müdavimi olan Tongazi, 1875 yılında Frengin'den ölmüş ve tahtta Jixi'nin kızı Exo Dang Jing geçmiştir. 6. Diana von Fürstenberg. Ünlü Belçikalı modacı Diana, 1969 yılında Egon von Fürstenberg ile evlendi. Alexander ve Tatiana adında iki tane çocukları oldu. Alexander 1995 yılında Andrea Miller ile evlendi ve kaynanasının yanında çalışmaya başladı. Şu an Alexander von Fürstenberg, LLC şirketinin başındadır. Hem gelin hem de kaynana kocalarına boşanmış durumda fakat iş ilişkileri hala sürmektedir. 5. Bona Sforza. 1. Sismund de Olt ile evlenip 1518 yılında Polonya'nın kraliçesi olan Bona'nın oğlu 2. Sismund Augustus Avustralyalı Elizabeth ile evlendi. Fakat Bona bu evliliği onaylamıyordu ve anne ile oğlunun arası açıldı. Çok geçmeden Elizabeth hayatını kaybetti ve Sismund Barbara Radisov ile evlendi. Fakat Bono bu evliliği de onaylamıyordu ve çok geçmeden Barbara da hayatını kaybetti. Barbara'nın Bono tarafından zehirlendirildiği düşünülüyor. 4. Martin Robinson. Barack Obama'nın kaynanası olan Marianne Robinson, 1960 yılında Foster Robinson ile evlendi ve Sirik ve Meghan adında iki çocukları oldu. Başkan Eisenhower'ın kaynanasından bu yana Beyaz Saray'da ilk kaynana olma unvanına sahip. 3. Amelia O'Hees, Dartmouthstadt. Charles Douglas ile evlenip Baden prensesi olan Amelia, 8 çocuk annesiydi. Kızı Frederick, Gulp 4. Adolf ile evlenerek İsveç kraliçesi oldu. Diğer kızı Mariana, Brunswick dükü ile evlendi. Diğer bir kızı Lorsia, Rus 1. Alexander ile evlendi. Amelia of Hesse, Dartmouth'da tüm Avrupa'nın kaynanası olarak ün yapmıştı. 2. Catherine de Medici. 1547-1559 yılları arasında Fransa Kralı 2. Henry'nin eşi olan Kraliçe Catherine de Medici 11 çocuk annesiydi. Fakat sadece 7'si ergenlik çağına kadar yaşamıştı. Kızı Margareta Fransız Henry Bourbon ile evlendi. Fakat damadının annesi Jenny de Albert hiç haz etmiyordu. Bir gün Jenny de Albert genç yaşına rağmen hastalanıp hayatını kaybetti. Katerina'nın onu zehirlediğini ve bunun 3 Henry Savaşı'nı başlattığı düşünülmektedir. 1. Sarah Delaunay Roosevelt. 1880 yılında James Roosevelt ile evlenen Sarah Delaunay'ın 2 yıl sonra Franklin adında bir çocuğu oldu. Franklin Sarah'ın hayatının merkez noktasıydı ve oğlu Franklin Eleanor ile nişanlanınca kıskançlıklar başladı. Fakat çift evlendikten sonra en büyük destekçileri de oldu. Boşanmaya karar verdiklerinde bu fikrinden vazgeçirmek için oğlunu evlatlıktan reddedeceğini söyledi. Eleanor yetimdi ve Sarah onun hayatında çok büyük bir yer kaplıyordu. Ve bonus, Semra Kaynana. Daldan dala, daldan dala ile sözüyle akıllara kazınan Semra Kaynana'yı kim unutabilir ki? Evet, Semra Kaynana hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.
karanlık.